Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, Eko TV'ye konuk oldu. Anayasanın ilk dört maddesini tartışmaya açanları muhatap almadıklarını söyledi. Anayasanın ilk dört maddesi Türkiye demek dedi. Erken seçim tartışmalarına da polemik olarak nitelendirdi. Eko TV'deki ortamı gördükten sonra işin açıkçası hayran oldum medyaya yeni bir renk getirmişsiniz. Sağ olun başkanım. Genel yayın yönetmenimiz çok başarılı. Tamer olsun. Diğer Evet, diğer çalışma arkadaşlarımıza da başarılar diliyorum. Sağ olun. Allah yardımcınız olsun. Anayasanın ilk dört maddesinin tartışmaya açılmasına sert tepki gösterdi. Biz dördüncü maddenin değişmesini isteyenlere muhatap almıyoruz, ciddiye almıyoruz. İlk dört maddeyle alıp veremediğiniz nedir? Kimin değirmenine su taşıyorsunuz? Herhangi bir gündem yok, bu konu kapandı. İlk dört madde demek Türkiye Cumhuriyeti demek. MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter gündemi değerlendirdi. Sivil, kapsayıcı bir anayasanın ihtiyaç olduğunu belirtti. Özgürlükçü, insan hak ve hürriyetine dayanan, herkesin işte ben de bunun içinde varım diyebildiği, herkesin sahiplenebildiği, hı hı. müdahale ettiği, hı. destek verdiği, tamam dediği, işte şimdi oldu dediği, sadre şifa bir anayasa istiyoruz, kuşatıcı. Demokratik bir anayasa. Yönter, erken seçim çağrılarının polemikten ibaret olduğunu vurguladı. Türkiye'nin Açıkçası... gündeminde seçim yok. Hiç bu bahsi açmaya bile gerek yok. Peki Sayın Başkan. Bu konu polemik. Bu konu Özgür Özel sıkıştı. Niye? 31 Mart'tan sonra dedi ki seçimden sonra, biz erken seçim istemeyeceğiz. Parti içerisinde Özgür Özel'e yönelik eleştiri okları şiddetle gelmeye başladı. CHP'yi DEM Parti ile işbirliği yapmakla suçladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e sert tepki gösterdi. Genel Başkanımıza Muğla'dan demiş, ne zaman Hüdapar Başkanı'nın elini, Hüdapar'ın elini bırakacaksın? Yahu sen ne zaman mağaradan çıkacaksın? PKK'nın mağarasından. Ne zaman içine kaçan DEM'i çıkarıp dışarı atacağım? DEM senin içine kaçmış. PKK içine kaçmış. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la olası görüşmede gündemindeydi. Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'la Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı en kısa zamanda görüşmelidir temennimiz budur. Biz Suriyeli sığınmacıların, bu kardeşlerimizin gönüllü, güvenli, huzurlu şekilde ülkelerine dönmelerini istiyoruz. Suriye Arap Cumhuriyeti Baş Cumhurbaşkanı Beşar Esad'la görüşme stratejik sonuç doğurur. Ekol TV Genel Yayın Yönetmeni Tamer Oskay'ın karşıladığı İzzet Ulvi Yönter, Ekol TV'nin medyada ekol olacağını belirtti. Ekol TV'de objektif haberciliği görüyorum. Tarafsız yayıncılığı görüyorum. Aynı zamanda da bir milli duruş görüyorum. Değerlerimize yönelik sahiplenici bir yaklaşım görüyorum. Demokratik bir ortam var. Anladığım ve takip ettiğim kadarıyla da Ekol TV medyada bir ekol olacak.